Hocam yine Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan ifadelerden bir tanesi Rahman Suresi 17. ayette iki doğu ve iki batı şeklinde ifade edilen bir ayet var hatırlarsanız. Bu ayette biraz neler diyebiliriz bu ayette? Enteresan. Kastetilen şey de bu. Gerçekten çok da bilinmeyen bir Kur'an'da şey çoğul aslında. olarak da geçer doğular batılar diye. İki de geçer, tekil de geçer. Tabii tekili anlayabiliyoruz. Doğu batı diye bir yön var şeklinde genel olarak çizilen bir şey. Peki bu ikilik ve çoğulluk diye geçen hele hele niye yani ikilikten mi doğu ve iki batı ifadesinin ne özelliği olabilir diye birçok kimse sorabilir. Dikkatli gözlem yapanlar şunu fark edeceklerdi. Ben tabii bu ayetle karşılaşmadan önce böyle bir olguya hiç dikkat etmemiştim, onu söyleyeyim. Yani bana da sorduklarında evde doğu ne tarafta genelde işte aşağı yukarı gösteriyordu. Fakat niye olması gerektiği de tabii sonradan anladım. Ayetleri okuduktan ve üzerine düşündükten sonra. Ve gerçekten de güneşin yani hep aynı noktada batmadığı da belli aslında dikkatli gözlem yapanlar için. Şimdi güneş aslında biz hep belli bir yönde batıyor görüyoruz da aslında güneş hep aynı noktada batmaz. Güneş 21 Haziran'da bir battığı uç nokta vardır. Bir de 21 Aralık'ta battığı ayrı bir uç nokta vardır. Yani bizim diyelim evimizde şu yönde olsun doğu. Diyelim güneş şimdi 21 Haziran'a yakınız şurada batıyorsa. 21 Aralık'ta da diyelim şöyle bir yerde batıyorsa. Ya 21 Aralık orası, 21 Haziran burası olabilir. 21 Haziran'da şurada batıyorsa, 21 Aralık'ta orada batıyorsa. Aslında bizim için doğu iki noktayla ifade edilir. 21 Haziran'la 21 Aralık'ta iki tane uç batış noktası vardır. Ve geri kalan dönümde de işte o çoğul batış noktaları vardır. O iki tane ucun. Yani biz doğular vardır aslında. Çoğul başka ayette geçtiği gibi. Yani güneşin battığı. Fakat o iki tane uç, yani iki tane doğu noktası arasında sürekli güneşin batmaları gerçekleşir. O yüzden ayette, tabii güneşin doğuşu için aynı şey geçerli olduğu için gibi batışı için de geçerli. O yüzden ayette iki doğunun ve iki batının Rabbi diye ifade edilmesinde de bence çok büyük bir incelik var. Ve belki çoğu dönemde insanlar buradan kastedilen şeyin ne olduğunu kavrayamamışlardı ve bir merak konusuydu aslında bu evet. içerisinde.